Elimde bir fotoğraf var. Büyük Doğu Derneği'nin Kayseri şubesinde çekilmiş. 1960'lar olmalı. Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu davası için verdiği konferanslar serisinin Kayseri durağı. Dönemin genç öğrencileri üstadı ziyarete gitmiş. Ziyaretçiler arasında Kısakürek'in hemen yanında bu iki tanıdık isim var. Kayseri Lisesi öğrencileri Abdullah Gül ve Hulusi Akar. Akar'ın İslamcı hareketlere yakınlığı o yıllarda başlıyor. Sonra AKP döneminin Genelkurmay Başkanlığı'na ve Erdoğan kabinesinde Milli Savunma Bakanlığı'na kadar tırmandı biliyorsunuz. Yine biliyorsunuz Akar Ayasofya'nın açılışında namaz kılanlar arasındaydı. Namaz sonrası içinden gelmiş eski gözdesi Necip Fazıl'ın mezarını ziyaret etmiş, Fatiha okumuş. Ziyaretten sonra da İslami Büyük Doğu Akıncıları cephesine yani İBDAC'ye yakın bir ismin sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre örgütün kurucusu olmaktan idamla yargılanan Salih Mirzabeyoğlu'nun oradaki kabrini ziyaret etmiş. O sırada birisi de fotoğraflarını çekmiş. Haber sosyal medyada yayılmış. Akar bu ziyareti yalanlamadı, yorum da yapmadı ama dün gece yarısı haberi veren sitelerin o linkine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Gerekçe kişilik hakları ihlali. Akar güpegündüz bir kamu figürünün herkesin açık olduğu bir alanda yaptığı mezar ziyaretini haber vermek neden kişilik haklarını ihlal etsin ki? Yeni yasayla getirilen bu düzenlemeye unutulma hakkı deniyor. Bu örnekten gidersek Akar'ın yaptığı ama gizli kalsın istediği bu ziyareti kamuoyunun gözünden saklamak için mahkeme kararıyla haber yasaklanıyor. Peki ziyaret unutuluyor mu? Hayır, işte fotoğraf burada. Yasak kararı sadece merakı kamçılıyor ve daha çok insanın bundan haberdar olmasını sağlıyor. Tıpkı Kral Midas'ın kulakları hikayesinde olduğu gibi. Yasak kararı sayesinde şimdi herkes Akar'ın İBDAC liderinin mezarına yaptığı ziyareti konuşuyor. Onların unutulma hakkı varsa bizim de unutturmama sorumluluğumuz var.